kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece bir su bardağı süt ile yaptığım yumuşacık nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı hacmi 250 ml. Sonrasında 1 paket instant maya ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacaktır. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra ilk olarak yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre Tarifim için 1 adet büyük boy yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz poğaçalarımızın yumuşak olması için hazırladığımız hamurunun yumuşak olması çok önemli. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle hamurunuzun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Güzelce karıştırdım ve hamurum toparlandı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve hızlıca yoğurma işlemine geçiyorum. Yaklaşık 2 dakika boyunca yoğuracağım. Hazırladığınız hamur ne kadar özlü olursa tarifiniz de ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Güzelce yoğurduğum hamurum artık hazır. Gördüğünüz gibi neredeyse elime yapışıyor. Şimdi bu hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Bir saatin sonunda hamurum güzelce mayalandı ve kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceksiniz. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurumu toparladım ve tezgah alıyorum. Çok kısa süre yoğurarak yuvarlak bir form veriyorum. Güzelce yoğurduğum hamurumu iki eşit parçaya kesiyorum. İkiye kestikten sonra bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum. Ve de hazırladığım hamuru 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 8 adet poğaça elde ediyoruz. Hamurlarımı kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi ince uzun şerit haline getirerek bez serdiğim tepsiye alıyorum. Aynı şekilde diğer hamurlarımı da hazırlayarak tepsiye alıyorum. Sonuncu bezemi de hazırlayıp tepsiye koyduktan sonra üzerine bir bez kapatarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar kabardı ve mayalandı. Dinlenen bir tane hamurumu tezgah alıyorum. Kalanları yine bezle kapatarak kenara koyuyorum. Dinlenen hamuru ilk olarak elimle biraz sıkıştırıyorum. Sonrasında da gördüğünüz gibi tezgahta hamuru biraz daha açarak inceltiyorum. Şimdi hamurun uçlarını farklı yönlere çeviriyorum. Tıpkı simit yapar gibi hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurun iki ucunu birleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi elimle düğüm atıyorum. ve de hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Diğer hamurlarım da bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra tepsiye diziyorum. Son poğaça hamuruma da şekil verdikten sonra tepsiye koyuyorum. Şimdi üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım güzelce kabardı. Kenara ayırdım yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum her bir taraftan da fırınımızı 180 derece alt üstü ara açarak ısıtıyoruz. Poğaçalarımızı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağız ve pişireceğiz. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladım. Son olarak susam ve çörek otu serpiyorum. poğaçalarım artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerini fırına koyuyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan poğaçaların üzerine bir bez kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda poğaçalarımızın ilk sıcaklığı gitti ve yumuşacık oldu. Artık servis için hazır. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme gerektirmiyor hem de yapımı oldukça basit. Sizler de inşallah tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.